TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu. Vatandaş depremzedeler için toplanan 115 milyar liranın afet fonuna aktarılmaması hakkında ne düşünüyor? Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'nda bağışlanan 115 milyar liranın Sayıştay denetimindeki afet fonuna aktarılmaması hakkında Isparta halkı ne düşünüyor? Bugün Valilik Meydanı'nda Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'na toplanan 115 milyar liranın Sayıştay denetimindeki afet fonuna aktarılmayacağını halkımıza söyledik ve bu konu hakkında düşüncelerini sorduk. Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'yla toplanan 115 milyar liranın Sayıştay denetimindeki afet fonuna aktarılmayacağı bildirildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Hani yani bir saniye oğlum, yani farklı bir düşüncem yoktu. Zaten bu şekilde olduğu için de zaten geçen İçişleri Bakanı da çıktı. Çay, kahve, terlik, bunları söyledi yani. 115 milyar toplandı ama bu para nereye gitti, ne yapılıyor? Ben bir depremzedeyim ama neler yapıldığını tahmin bile edemezsiniz yani. Bence aktarılır. Aktarılmayacağı bildirildi. Yok, ben güveniyorum. Aktarılması lazım, denetlenmesi lazım her şeyin. Ben zaten paranın aktarılacağını hayatımda düşünmedim. Bir depremzede olarak bir şey etmiyoruz canım. Dilerim ki aktarılsın yani. Bak işte depremzede. Hatay'dan getirdim ben bunları. Vallahi şimdi hangi bir hususta görüyorsun? 128 milyar nereye gitti? Bu para nereye gitti? Kızıl'a yapılan paralar nereye gitti? Hiçbirinin cevabı yok. Ya bu bakımdan bizim düşünsek ne ifade eder? Öyle değil mi? Her şeyimiz gidiyor. Sizin geleceğiniz gidiyor. Yani bunun bir önlemi, halk uyanacak. Hepsi bu. Biz gidiyoruz, yolcuyuz. Biz gidiyoruz, yolcuyuz biz. Ben 85 yaşındayım. 85 sene daha yaşamam. Ama sen önünde ölüm var. Evet. Yani güzel oy kullanacağız. Sizleri düşünüyoruz. Biz kendimizi düşünmüyoruz. Devlet onu her türlü devlet için, millet için kullanır. Sıkıntı olmaz. Biz devletimize güveniyoruz. Her türlü kullanır onu. Başka yerlere gitmez yani. Depremzedeyiz zaten. Deprem bölgesinden geliyoruz. Herhangi bir ödeme almadık daha. Özellikle ben almadım. Nüfusla ilgili bir sıkıntım çıktı. Umarım bize ulaşır. Umarım.